Ya Şirin, politika yaklaşım nasıl olmalı? Ya da bilim insanı apolitik mi olmalı? Mesela ne dedik? Din ve bilimi ayrı tutmalıyız dedik. Yani Müslüman olur, Hristiyan olur, ateist olur. Adam bilimini yaptıktan sonra kişisel şey. Siyasi olarak hem bilim insanları hem gençler, yani düşüncesi illaki insan olur ama nasıl yaklaşımda olmalılar Valla bilim sizce? adamına bağlı. Yani bilim adamı politika yapmak istiyorsa yapsın. Ama politikanın bir özelliği vardır. Nerede politika yaptığına bağlı. Bir diktatörlükte mi politika yapıyorsun? Bir cumhuriyette mi politika yapıyorsun? Bir demokraside mi politika yapıyorsun? Bütün bunlar ayrı ayrı politik davranış gerektirir. Uzay alanı doğurur Yani haliyle. sen Hitler'in iktisat bakanıysan ayrı davranırsın. Churchill'in iktisat bakanıysan ayrı davranırsın. Bilim adamının politikaya bulaşmasındaki en büyük sıkıntı, politikanın halka bazı şeyleri sanki tam doğruymuş gibi anlatmak mecburiyetinde olmasıdır, oy alabilmek için. Veya iktidarda kalabilmek. Örnek verelim, ekonomist birisi diyelim ki ülke yönetene gitti, dedi ki ekonomideki veriler bu, durum kötü değil. Böyle diyebilse keşke, ama orada kendisi içinde eğer kötü olduğu da iyi diyorsa zaten burada bilim insanı olmuş olmuyor. İşte bu tip tehlikeler Anladım. olduğu için bir bilim insanının politikaya girmesi zordur. Bakın Einstein'le İsrail'in cumhurbaşkanlığı teklif edilmiştir. İlk cumhurbaşkanı. Aa. Tabii. Hemen reddetmiştir. Niye biliyor musunuz? Sormuşlar ya niye reddediyorsun? Ne büyük şeref falan. Objektif düşünmeye çok alıştım. Kusura bakmayın demiş. Oo, çok güzel. Şimdi bak burada Çok iyi. bütün politikanın felsefesi var. Bilimin felsefesi var. Adam diyor ki benden olmaz Beni diyor. karıştırmayın diyor o Bak dünyaya. Alman ordulu Almanya şeyler müttefik orduları Almanya'yı işgal etmeye başlıyorlar. Bonn şehri işgal ediliyor. Bonn'da İhsan Hoca'nın hocası var. Hans Claus. Dünya çapında bir adam. Muazzam bir jeolog. Ve Amerika'da da iyi bilinen bir adam. Hemen Amerikan İşgal Kuvvetleri Komutanı Profesör Claus'u buluyor. Profesör Claus diyorlar çok memnun olduk falan. İşte siz Amerika'da da bulundunuz. İşte bizleri de tanıyorsunuz. Size diyorlar hemen belediye başkanlığını teklif ediyoruz. Hemen reddediyor. Ama diyor ben size tavsiyede bulunayım diyor. Başka birkaç adamın adını söyleyeyim onlara gidin diyor. Kabul etmiyor. Mesela şey çok ilginç geldi Celal abi. Hani o bilim insanları Almanlar gelmiş ya. Bakın bir Müslüman ülkeye geliyor. Yeni kurulmuş bir cumhuriyet. Çok fazla riskli. Çok gelişmemiş. Anladığım kadarıyla adamlar ne olursa olsun şunu diyor. En azından özgür olayım da. Hangi ya şu andaki Türkiye'deki bilim insanları da Cevdet de yurt dışında. Ben de yurt dışındayım. Burada doktora yapıyoruz. Niye? Daha rahat hissediyoruz. Yalan yok. Demek ki kim olursa olsun ya benim umurumda değil Polonya'daki hükümetti şuydu buydu Cevdet'inde Hollanda'daki şeyler ama biz en azından akademide daha özgür hissediyoruz ki demek ki şu andaki insanın tersine göç yapıyor. Siz ama Akademide yani siz bir geleneğin çocuklarısınız. Yani sen bu bir Kopernik'in gelenek galiba. geleneğinden geliyorsun. Evet. Unutma. Evet. Değil mi? Yani Cevdet'in geldiği gelenek ta nereye dayanıyor? Yani sessiz Willem'in kurduğu orada bir üniversite vardır. Leiden Üniversitesi. Yani değil mi? 18. falan James Hutton İskoçya'dan kalkıyor oraya gidiyor şey yapmaya. Ne derler? Doktora yapmaya. Mesela Burhave. Değil mi? Burhave. Evet. Burhave'nin lakabı nedir biliyor musun? Yok. Preceptor Europae. Avrupa'nın hocası. Wow. Yani düşün Hollanda'da abi bu. Yani bilmem ne kadar ülke. Ama Değil mi? hocam Ama Cevdet'le koca biz bir kitabı buluştuk. var arkasında. Groningen'e gittik hocam. Groningen Üniversitesi'nin müzesine götürdü Cevdet benim. Onu da söyleyeyim sağ olsun. Orada o kadın doğumcu bir bayan vardı doktor. Doktorayı yapmış. Hollanda'nın ilk doktorasını Eyvallah. alan insan. Adını unuttum özür diliyorum. O kadın o kadar çok mücadele etmiş ve onların sonunda kabul ettirmiş kendini. Kliniğini gördük. Müze yapmış. 5 euro hocam. Giriyorsun müze şeyi var. Kliniğini görüyorsun. Orada mesela çocuklardan alınan örnekler var. İşte hasta doğmuş, çift baş doğmuş. O şey sıvıların içinde omurgayı görüyorsun, bebekleri görüyorsun. Bütün hayvanların hocam dondurulmuş şeyleri vardı. Ben yemin ediyorum hayran kaldım ya. Ve bunu herkes gidip görebiliyor. Hani Avrupa'da buraya kolay gelmedi. Siz de zaten hep anlatıyorsunuz. Ama geldiği noktayı da koruyor. Ne yaparsa yapsın hocam bundan taviz vermiyorlar. Aletta Şimdi Jacobs. bir
Cağaloğlu'nda, daha doğrusu Sultanahmet'e doğru giderken bir sağlık müzesi vardı. Dı mı? Dedi hocam. Senin söylediğin şeyler var ya, böyle hani alkol içinde saklanmış örnekler var. Hepsi vardı orada. Ne oldu? Bilmem. Artık yok. Allah, çok ilginç ya. İşte özgür olmalı bilim yani. Gülhane Parkı'nda bir minik, yani benim kütüphanem kadar, belki biraz daha büyük, bir tabiat tarihi müzesi vardı. Yanında da muazzam bir akvaryum vardı. Önünde de hayvanat bahçesi vardı. Bunların hiçbiri yok. Ne kadar kötü değil mi hocam? Yani çocuklarımızla, ben mesela Cevdet, hatırlıyor musun abi? Gittiğimizde ben dedim, ya dedim, bu hayvanlarla aynı dünyada yaşıyoruz. Görmemişim bazen hocam. Hiç görmemişim. İnsan etkileniyor ya. Ve çoğuyla temasımız yok. Haberdar değiliz. İsimlerini tam bilmiyoruz. Yani çok kötü bir duygu. Yani bu kötü bir şey değil bu çocukların bunu görmesi. Ya da bir ülkede evrim müzesi olması, doğa tarihi müzesi olması. Bilmiyorum yani. Bu nereden baksan tutulmuyor yani. Kırılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi Anadolu insanı. İşte biz dışlandık, biz hor görüldük falan diyor. Yani, bence kendini dışarı ittirmek de istedi. Yani evet, yani ama bunu kırmak istedi. Lazım. Bunu kırmak lazım. Yani bu özellikle ben bunu hani şeyden, Demokrat Parti'den beri görüyordun ama AKP iktidarından sonra çok gördüm. Bir hınç alma. Yani biz bugüne kadar dışlandık. Şimdi sıra bizde. Mentalitesi var, onu kırmak lazım. Yani şöyle diyelim, dünyayla entegre olup, yani sevmek zorunda değilsin ama en azından saygı duyarak, insan olarak birbirine. Şimdiki gençlerin güzel yanı hocam, herkesin elinde internet var, dünyaya entegreler. Dünyadaki, şu an MIT'nin dersini izleyebiliyorsun ya, YouTube'dan izleyebiliyorsun. Evet. Bu kadar açık oldu her şey, müthiş bir şey. Bunları kullanın işte arkadaşlar. Bence çok şanslısınız. Evet. Değerini bileni. Yani tekrar söylüyorum. Özellikle Türkiye'de eğitim okulun dışına taşmıştır. Aynen. Ve giderek bütün dünyada da böyle olacak bu. Şu an üniversitelerin çoğu kapalı. Her şey online'a döndü. Bir şey değil mi hocam? Yani dersler kayıt ediliyor. Tekrar izleyebiliyorsun. Yani müthiş bir nimet yani. Herkes için. Evet. Tekrarını izleyebiliyorsun dersin. Kayıt ediliyor. Birisi kaydını alıyor hocam. Diyelim ki kaçırdın. Sonra izliyorsun. Bak, Ahmet Yılmaz Bey demiş ki Meta Müzesi çok güzel, internetten gezebilirsiniz. Doğru, o müzenin bir sıkıntısı ne biliyor musunuz? Ney? Araştırma yapılmıyor. Orada fil uzmanı bir jeolog var, zoolog var daha doğrusu. Meta'daki yönetim, şimdiki değil geçmiş yönetimlerden biri, bu arkadaşı hiç alakasız bir şeye atayıverdi. Kendi alanında değil en azından. Nasıl araştırma yapacak? Evet. Mesela Meta'da bir insan evrimini anlatan bir bölüm vardı. Onu kaldırdılar. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri San Josef'in tabiat tarihi müzesine gittiklerinde insan evrimi panosunu görmüşler. Bunu kaldırın demişler. Şimdi bakın, bununla mücadele çok zor. Çünkü karşıda devlet var. Evet. İşte buna halkın artık yeter demesi lazım.